Almanya'dan mutlu akşamlar değerli Bursa Spor TV izleyicileri. Bursa Spor'umuz Almanya kampının 9. gününde şu anda akşam antrenmanını gerçekleştiriyor. Marienfeld Kulübü'ne ait tesislerde yapılıyor bu çalışma. Takımımız sabah antrenmanını otel içindeki fitness salonunda birer saatlik iki grup halinde yapılan çalışmayla tamamladı ve şu anda da günün ikinci çalışması gerçekleştiriliyor. Antrenman henüz yeni başladı. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre oldu ve şu anda oyuncularımız pas çalışmasıyla ısınma hareketlerine, antrenmanın ilk bölümüne başladılar. Şu an ekranlarınıza geliyor. Orkera, Serdar Aziz, Furkan, Sedat Berisha grupta çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet, burada Sivok, Oğuzhan, Josue, yine o grup. Yan yana bulunan iki grup birlikte bu pas çalışmasını yapıyorlar. Antrenmanın ilk bölümünde çalışma gerçekleştirilecek. Ardından dar alanda 5'e 2 çalışması olacak ve son bölümde ise biraz daha taktik ağırlıklı bir antrenman yapılacak. Kalecilerimiz uzak taraftaki ceza sahası içerisinde ısınma hareketlerine başladılar. Onlar bu ilk bölümde taktik çalışmaya kadar ayrı bir çalışma yapacaklar. Evet. Almanya'da hemen hava sıcaklığından da bahsedelim. Geçtiğimiz günlere göre yine benzer bir hava ile karşı karşıyayız. Belki bugün 1-2 derece daha bir sıcak bir hava var ama yine kapalı, zaman zaman yağışlı bir havada çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 16-17 derece dolaylarında bir sıcaklık var. Şu an için çalışmalar için oldukça elverişli. Evet, Almanya'da Marienfeld'te 9. gün sabah çalışması. Açılışta da belirttiğimiz gibi Klosterfort Otel'de Bursa Spor'umuz için özel hazırlanan bir fitness salonunda gerçekleştirildi. Burada teknik heyetin isteği doğrultusunda bir fitness bölümü hemen oluşturuldu otelin içinde ve oyuncularımız da sabah çalışmasını burada yaptılar. Yani gün içerisinde de aradaki zamanlarda bu bölüm tamamen kulübümüzün kullanımına sunulmuş durumda. Evet, dünkü yayında belirtmiştik. Normal bu akşam oynanması planlanan Sivasspor karşılaşması ertelenmişti Almanya Futbol Federasyonu tarafından hava şartları sebebiyle. Şu anda maçın yarın oynanması yönünde görüşmeler sürüyor. Burada belki farklı bir bölgede, farklı bir şehirde oynanabilir veya farklı bir takımda. Bununla ilgili yoğun bir çalışma var. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam bu bölümde olabildiği kadar fazla hazırlık maçı oynamak istiyor. Ve bu rakiplerin de biraz daha Bursa Spor'umuza yakın kalibrede olmasını özellikle tercih ediyor. Bunun için bir çalışma var. Yarın sabah netleşecek akşam saatinde maç olup olmayacağı ve yine burada geride kalan son 3 günlük bölümde belki son gün öncesi Perşembe günde yine bir hazırlık karşılaşması oynama ihtimali var Bursa Spor'umuzun. Çalışmanın ilk bölümü biraz daha ısınma şeklinde geçiyor. Çok şu an için ilk etap için yüksek bir tempo yok. Ömer Hoca, Ömer Erdoğan biraz daha orada tempo yükseltmelerini istedi oyunculardan. Yine da teknik ekibimiz hemen farklı bölümlerde çalışmayı takip ediyorlar. Evet, Bursa Spor'umuzun akşam çalışmasında tabi yine gurbetçi taraftarlarımız Almanya'da ve yakın çevredeki yakın ülkelerde yaşayan taraftarlarımız yine Bursa Spor'umuzu yalnız bırakmıyorlar. Otelde olsun, antrenmanda olsun onlar da takımımızı görmek için geliyorlar. Şu anda antrenmanı da takip ediyorlar. Evet, takımımızın çalışması sürüyor. Evet, şu anda yanımızda ARGE grubu başkanımız avukat Cüneyt Özkan var. Ve Sayın Özkan kamp sürüyor. Siz de takip ettiniz tabii ekranlardan. Şu anda da bugün itibariyle de kampa geldiniz. Kamptaki havayı nasıl gördünüz? Burada oyuncularla görüştünüz. Teknik heyetle de mutlaka bir görüşme fırsatınız olmuştur. Nasıl bir kamp geçiriyor Bursa Spor? Bence hava çok güzel. Yani kamp olarak hava çok güzel. Ben çok olumlu buldum. İzlenimlerim de güzel. İnşallah çok iyi bir sezon bizi bekliyor.
Yani taraftarımızdan da sabırlı olmalarını diliyorum. Çünkü gazeteci arkadaşlarla da görüştüm. Ben bugün gelme fırsatı bulabildim. Ancak oynanan oyunun çok güzel olduğunu söylüyorlar. Antrenmanlarda herkesin gayret gösterdiğini. İnşallah da muvaffak olunacak. Bu çalışmanın karşılığı muhakkak alınır diye düşünüyorum. Evet. Tabii kampın ilk gününde oynanan maçların ardından son Mönchengladbach maçını oynadık. O maçta çok daha hazır bir iyi bir görüntü vardı. Kamp sonuna doğru birkaç maç daha oynama planı var. Tekrar görüşmeler sürüyor. Siz bu takımdaki gelişimi nasıl gördünüz bu süreç içerisinde hazırlık maçlarında ve çalışmalarda? Her geçen gün daha iyiye giden bir takım var. Bu görüntüyü çok net alabiliyoruz gördüğümüzde de, seyrettiğimizde. İnşallah birkaç maç daha olursa Süper Kupa maçından önce çok da daha iyi olur. Ben çok umutluyum. İnşallah umutlarımız boşa çıkmaz. Yani olumlu düşünmek lazım ki olumlu sonuç alalım. Ben böyle düşünüyorum. Hayata da böyle bakıyorum. İnşallah çok iyi. Arkadaşlığın üst düzeyde olduğu bir takım haline geldi. Muvaffakiyetler diliyorum takımımıza. Sayın Özkan, Süper Kupa'yı da soralım hemen. Tabii sezon başı ligi Trabzonspor maçıyla açacağız ama onun öncesinde belki de bu sezona yine tarihe geçerek başlama fırsatı var futbolcularımızın önünde. Siz neler hissediyorsunuz? Kaybedilen de bir kupa finali vardı. Maalesef. Bunun revanşı olarak gören oyuncular var, görmeyen oyuncular var, bizim için maç fark etmez diyenler var. Ama kabul edelim ki kupa alındığında tarihe geçecek bir maç. Tabii Türkiye Kupası finalini farklı bir segmentte değerlendirmek lazım. Yani biz yaklaşık 38 tane pozisyona girdik. Maalesef muvaffak olamadık. Yani galip gelemedik. Galatasaray'ın sadece 3 tane pozisyonu vardı. 3'ünde de gol oldu. Orada hafif bir defans zafiyeti oluştu. İnşallah bu sefer rövanş demeyeyim çünkü bu başka bir kupa. Ama bu sefer kesinlikle alacağız diye düşünüyorum. Evet. Başkanımız da ilk hafta kamptaydı, ayrıldı. Transferle ilgili de yoğun çalışmalar var. Burada en az 2-3 isim daha kadroya katmak istediğimizi Ertuğrul hocamız da belirtti. Bu transferler de geldiği takdirde şu an gördüğünüz kadroya bu oyuncular da adapte olursa nasıl bir Bursaspor olur 2015-2016 sezonu için? Artık şampiyonluktan sonra Bursaspor'un çıtası zaten yükseldi. Yani bizim bu noktadan sonra taraftarımızı, öncelikle kendimizi, yani bir Bursasporlu olarak kendimizi akabinde taraftarı memnun etmek için zaten ilk 5 içerisinde mücadele etmek gerekiyor. Daha doğrusu şampiyonluğa mücadele eden bir takımın peşindeyiz. 1-2 doğru takviye ile ben kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağımızı düşünüyorum. Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz size de buraya kadar geldiniz, yayınımıza katıldınız. Sağ olun, inşallah evet. Var diliyorum. Ay Grubu Başkanımız Avukat Cüneyt Özkan yayınımıza konuk oldu. O da görüşlerini iletti. Kendisi bugün öğlen saatlerinde Bursa Sporumuzun Almanya kampına katıldı. Şu anda da çalışmayı takip ediyor. Evet, antrenmanda da yaklaşık olarak 15 dakikalık süreyi tamamladık. Şu anda antrenman başındaki pas çalışması devam ediyor. Yakın grup Oğuzhan, Horkera, Sedat Berişa, Sivok, Furkan, Serdar ve Josue oluşuyor. İkinci grupta Enes, Kenan, Ertuğrul, Emre, Aziz, Aydın var. Şu anda kısa bir verildi. Biraz oyuncularımız stretching yapıyor. Özellikle antrenmanların ilk bölümlerindeki çalışmalar, ilk çalışmalar biraz daha düşük tempoda başlıyor. Ve 10-15 dakikanın ardından çok kısa bir ara veriliyor. Molası tarzında değil. Ancak oyuncuların biraz daha orada kas gruplarını ısıtmaları için, biraz daha orada o esnekliği kazanmaları için kısa bir ara veriliyor. Şimdi yine çalışma biraz daha farklı bir şekilde devam edecek. Yardımcı antrenörümüz Ömer Erdoğan şu anda bütün oyunculara gösteriyor. Tabii teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam şu anda pası verdi. O da ekranlara geldi. Şu anda nasıl bir çalışma oldu? Ekranlara geliyor. İlk başta topla çıkış var. Orada ardından yapılan 3-4 kısa pas var. Üst üste o bölgede yapılan kısa paslarla bir istasyon sona eriyor. (Gülüyor)
Evet, Ömer Hoca pasın şiddetini iyi ayarlayalım dedi. Aslında antrenmanın ilk bölümü ama genel futbol taktiği içinde baktığımızda aslında en önemli çalışmalardan biri şu anda. Yani özellikle orta sahada savunma arkasında yapılacak koşularda burada bir oyuncunun duvar olup ardından koşu yapıp ilerlemesi. Bir yerde oyuncular o üçgenleri kurup orada en çabuk şekilde topu yükseltmeden o pas akışını sağlıyorlar. Şu an ilk grupta Orkera, Josue arasında paslaşma vardı. Şu an 3 grup halinde. İlk grubun başında Ersel Hoca var. Ersel Üzgür, ikinci grupta Ömer Erdoğan ve teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam. Son grupta Bakambu, Traore, Ozan İpek, Ozan Tufan, Şamil ve Volkan Şen var şu anda o grupta. Evet, Marineford kulübüne ait tesislerde takımımız çalışmasını sürdürüyor. İlk olarak dün akşam bu sahada antrenmana başladı takımımız. Sadece tek bir saha değil, hemen çalışmanın ikinci bölümünde takımımız hemen sağ tarafta ufak bir saha var. Antrenmanın bir kısmı, bir bölümü bu sahada gerçekleştirilecek. Hemen sağ tarafta ekranlarınıza gelecek şimdi. Evet, işte bu sahada dar alandaki pas çalışmaları burada yapılacak. Tabii yağışın etkisiyle oldukça burada zeminler yumuşamış durumda. Ve Marineford kulüp yetkilileri de tabii bu ağır çalışma temposu liglerde başlayacak ve zeminde sorun yaratacağını da söylediler. O yüzden çalışmaların bir kısmı orada gerçekleşecek. Hemen soldaki, sol tarafta ise bir adet sentetik saha var. Şu anda ekranlarınıza gelmiyor. Hemen bu yedek kulübelerin arkasındaki bölümde bir adet sentetik saha var. Ve onun yanında ise tenis kortlarının bulunduğu, tam ölçüsünde yapılmış, ne büyük ne çok küçük, burası için yeterli. Çok güzel bir tesis var ve dün akşam da gelmiştik. Bugün de geldiğimizde burada spor yapanları görebiliyoruz. Zaten belki de en önemli, Almanya'ya geldiğimizden beri gözümüze çarpan en önemli noktalardan biri bu. Diğer yine kamplarda da ekranlarınıza yansımıştır. Özellikle Avusturya ve Almanya'da gerçekten herkes yapabildiği oranda spor yapmaya çalışıyor. Koşu olsun, bisiklet olsun, farklı sporlar olsun. Böyle bir spor kültürleri var. Ve bunu da zaten karşılığında alıyorlar. Evet, şu anda düdük geldi. Çalışma farklı bir alanda devam edecek. Şu anda bu bölümde kalecilerimizin de çalışmalarını sizlere aktaralım. Yine Öztürk Hoca, Öztürk Tanrıbilir gözetiminde sürüyor. Şu anda kaledeki isim Muhammed ve Mert. Mert de dün akşam ufak bir rahatsızlığı vardı, ufak bir hastalığı vardı. Çalışmada yer alamadı. Dünü otelde istirahatle geçirdi ve bugün sabah yapılan fitness çalışmasına katıldı. Şu anda da akşam antrenmanında takımla birlikte yer alıyor. Traore yine çalışmada yer alıyor. Şu an için herhangi bir sakatlık, bir eksiklik yok. Ne dünkü antrenmanın son bölümünde Volkan da yarı sahada düşmüştü. Yarı saha esnasında dirseğinde bir problem vardı. Hemen buz tedavisi uygulandı. Onun da şu anda herhangi bir sorunu yok. O da antrenmanda yerini alıyor. Ertuğrul Hoca da bu noktaya dikkat çekti zaten. Şu an için sevindirici olan noktalardan biri bütün oyuncularımızın antrenmanlarda hazır olmaları, bütün oyuncularımızın antrenmanlara katılmaları diye belirtmişti.
Evet, şu anda kalecilerimizin de dahil olduğu 5-2 çalışma başladı. Dediğimiz gibi takımımız sahanın farklı bölümlerini kullanıyorlar. Şu anda sahanın uzak noktasında 3 grup halinde devam ediyor çalışma. Bir yandan da kaleler taşınıyor. Bir sonraki çalışma için birazdan onunla ilgili hazırlıkta olunca yine o antrenmanla ilgili de detayları vereceğiz. Şu anda hocalarımız, masörlerimiz hepsi bir arada kaleyi taşıyorlar. Evet, 9. günde akşam antrenmanımız devam ediyor. Mehmet Gerçeksi ile birlikteyiz. Biraz onunla da kamp değerlendirmesi yapacağız. Tabii son gelişmeler burada geldiğimiz günden birkaç gün sonra başlayan soğuk hava, fırtına, yağış devam ediyor. Onları da konuşacağız. Biraz programı da etkiledi herhalde Mehmet abi. Bu şiddetli hava hakikaten gelmeden baktığımızda bir 2-3 günlük bölüm gözüküyordu ama ilk 2 gün dışında neredeyse sürekli şu an 9. gündeyiz. Bir haftadır hep kapalı fırtına. Bazen güzel bir rüzgar ama çoğu zaman da şiddetli yağmurla boğuşuyoruz. Maç programlarını da etkiledi mesela, yani özellikle bu bulunduğumuz bölgede, Kuzeybatı bölgesinde yapılacak olan aşağı yukarı bütün hazırlık maçlarını Futbol Federasyonu iptal etmiş. Yani hava durumu da onu veriyor. Evet, bugün yağmur pek yağmadı ama hani şu anda da müthiş rüzgar var. İzleyicilerimize iletelim. Dondurucuda bir soğuk, hayret edilecek bir şey. Yani Temmuz sonu, artık Ağustos'un geldiği bugünlerde sanıyorum ülkemizde de, Bursa'da da, Türkiye'de müthiş sıcaklar var. Hani şaka gibi gelebilir insanlara ama işte görüyorlar şu an anorakla adeta donuyoruz yani. Burada. Biraz da üşütüyor. Özellikle Mönchengladbach maçı, kameramanımız sevgili Metin de yayın için o kulede, o da çok fena derecede hastalandı ve geceyi de serumla falan, ilaçlarla geçirdi masörlerimiz, doktorlarımız sağ olsun. Yani o kadar, o derece üşütücü soğuk vardı o gün. Yine aynen devam ediyor ama genel olarak hani zaten yurt dışında buralarda kamp yapmanın esprisi o sıcaklardan kaçıp serin havalarda, yani futbolcu açısından baktığınızda gayet güzel, hiçbir sorun yok. Evet, yani bu bölgede bu dönem biraz daha artı soğuk, artı rüzgar var ama yani keşke maç programlarına da aksetmeseydi. Yine de 3 tane hazırlık maçı oynadık. İkisi Bundesliga takımlarıyla. Yani Okan Tara çıkma açısından iyiydi. Bir Sivas maçı soru işareti. Belki hani yarın acaba federasyondan değişik karar çıkabilir mi? Daha kesinleşmedi. Yani tekrar onun organize olması. Belki burada bir Hollanda Futbol Federasyonu'na görüşmeler var. Belki çok yakın Hollanda'ya, orada oynanabilme ihtimali var. Evet, o tip seçenekleri hem organizatörümüz hem teknik kadro paylaşıp bir karara varacaklar. Ama yani şu an itibariyle Sivas maçının iptali halen sürüyor. Yani akşama ya da yarın sabah ne gösterir? Çünkü iki net günümüz daha var burada. Cuma'yı saymazsak takım Cuma günü dönüyor. Bugün de geçti sayarsak. İki günümüz daha var. Net o araya belki o programa sıkıştırılabilir. Ama onun dışında hani maç olmasa da özellikle istasyon çalışmaları konusunda çok iyi. Sabah da takımımız salonda çalıştı. Bayağı yine yük altına girdi çocuklar. Yani dün akşamki ve dün sabahki özellikle istasyon çalışmaları, hele eski sahada, işte sahayı neredeyse etkileyip sahayı bitirdi. Kullanılmaz hale geldi. Kullanılmaz hale gelecek şekilde hani amiyane tabiriyle tırmaladılar sahayı. Biz de canlı verdik, izleyicilerimize görmüştür. Yani müthiş çalışıyor takım. Gerçekten de yani sezona inşallah iyi bir başlangıç olacak. Hele 8 Ağustos'ta Galatasaray maçında da hani ağırlığımızı koyup iyi şekilde çıkarsak karşılarına Ankara'daki finalde, yani Bursaspor'un bu sezon tekrar bu ligi götürecek takımlardan biri olacağını kanıtlamamız açısından önemli tabii. Evet, antrenmanın başında da biraz bahsettik. Dün ilk çalışmayı yaptık bu testlerde ama Mehmet abi baktığımızda hakikaten yani
Güzel bir tesis işte, sahalar iç içe. Böyle geldiğimizde çok hani kabul edelim ki ülkemizde alışık olduğumuz bir konsept değil. Görmekte zorlandığımız, görmek istediğimiz bölüm. İşte burada aileleri görüyoruz, orada ufak çocuklar yan sahada oynuyorlar farklı formalarla ki mutlaka çok daha aktif kullanılan bir tesis burası. Şu an henüz tabii sezon başlamadı. Hani geldiğimizde hoşumuza gidiyor. Bu Türkiye'de de bu tarz yine bir Rödin Kazım maçı oynadık. Orada da çok güzel bir stadyumda, çok güzel kompakt bir stadyumda oynandı. Hani bu anlamda bakınca biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Yani bayağı bir mesafe kat etmek gerekiyor. Yani sadece spor kültürü değil, bu ülkenin genel kültürüyle alakalı bir şey. İşte görüyorsun, en ufak hani böyle uzun yüksek katlı binalar yok. Çok daha doğaya uygun, çevreci şekilde düşünülmüş, öyle yaklaşılmış. Yani neredeyse hani insanların kanı ağır akıyor bu ülkede. İşte bakıyorsun arabalar yolda, trafik levhası 50 yazıyor. Herkes 50 ile gidiyor ağır çekim gibi. 70 yazdığında bir 20 kilometre daha çıkabiliyorsun. O güzelim otobanlarda hani herkes yavaş yavaş sakin. İşte kırmızıdan yeşile döndüğü zaman trafik levhaları arkadan dağıt diye hiç kimse kornaya basmıyor. Birkaç saniye bekleyecek, saygıyı gösteriyor. Zaten en önde duran insan da hani o yeşil ışığı görüyor. Birkaç saniye gecikse de kalkıyor. Yani saygı, kültür anlamında iyiler, Allah var. Ve bu tabii her şeye, yaptıkları tesislere, binalara ve tabii ki spor alanlarına da yansıyor. İşte görüyorsun yani bu şu içinde bulunduğumuz tesis gibi binlerce var ülkenin güneyinde, kuzeyinde, her yerinde. Çok fazla binalaşmaya gitmeden rahat, ferah. Yani insana... Büyük ihtimalle de amatörlük ve yani dördüncülük tarzında bir kulübe ait şu an tesiste yer alıyoruz. Yani birincilikte veya ikincilikte oynayan bir kulübün sahası değil ama yine de onlar için çok yeterli. Hemen arkada bu arada voleybol sahaları var. Onlar da zaman zaman görüntüye geliyordur. Arkada mesela voleybol oynayanlar var. Plaj çok voleybolu güzel. Orası çok güzel. Kum voleybolu var. Sevgili Metin arkadaşımız dönerse evet şu an şöyle arkalara doğru düşüyor, sol tarafa kalenin doğru arkasında. Evet, kalenin arkasında orada iki tane de plaj voleybolu sahası var, orada da şu anda oynuyorlar. Toprak kort, iki tane tenis kortu var, yine bir halı saha hemen yan tarafta, iki tane de gerçek çim saha. Yani şahane bir tesis yapmışlar. Buradan otelimize de aşağı yukarı bir kilometre falan uzaklıkta. Hem yürüyerek, eğer yürüyerek gelirseniz daha kısa, arabayla gelirseniz bir kilometre dıştan dolaştırıyor. Ama sporcularımız otelden buraya yürüyerek geliyorlar. O da aşağı yukarı 500-600 metre falan civarı bir şey. Biz de o yolu hani zaman zaman kullanıyoruz. Bizim için de spor yapmış oluyoruz. Çok da güzel, doğanın içerisinde harika yollardan getiriyor tesise yürüyüş yolu. Bir sıkıntı yok yani. Tabii böyle güzel bir doğa olunca yani burası tabii Almanya'nın kuzey bölgesi, hep söylüyoruz yani Almanya'nın da konuşuyoruz her tarafında da böyle bir doğa, böyle bir atmosfer yok ama özellikle bu bölgeden geldiğimizden beri ilk havaalanından iniş ardından buradaki işte yaptığımız yolculuklarda da sürekli ağaçların içinden inanılmaz güzel bir doğa, temiz bir havanın içinden gidiyoruz. Hakikaten çok güzel de yani insanın hani böyle biraz da teşvik ediyor spor yapmaya, işte yürümeye, bisiklete binmeye diyelim. Hakikaten çok kolay yani burada kendinizi bu olaya adapte etmeniz. Ama tabii hani içi seni yakar, dışı beni yakar yönü de var mı acaba bilmiyorum. Hani burada gurbetçilerimizle konuşuyoruz. Onlar da ah Türkiye gözünü seveyim diyorlar. Hakikaten yani Türkiye'mizin gözünü seveyim. Hem de hani şu dönemde yine zor günler, terörle alakalı kötü günler var. İstemediğimiz görüntüler. Onlardan da haberdar oluyoruz burada Almanya'da olmamıza rağmen. Çok üzücü. İnşallah yani güçlü Türkiye'miz bunların hepsinin üstesinden gelecektir. O güç var, o kararlılık var. İnşallah iyi günler bekler ama dediğimiz gibi hani burada serin havada yaşayan özellikle gurbetçilerimiz, şu anda Türkiye'de bizi izleyen ve sıcaktan bunalmış insanların bunaldığı o sıcağı hissetmek, oralara gelmek için can atıyorlar. İşte 3 senedir gelemedim, 4 senedir gelemedim, İnşallah ilk iznimde gideceğim diyen yüzlerce gurbetçiyle konuştuk. Yani biz evet buraları serini, işte doğaya saygılı insanları, bu rahatlığı met ediyoruz ama öbür açıdan da özellikle gurbetçilerimizle Türkiye'deki o tantanayı, belki onu özlüyorlar, o karışıklığı. Yani geçtiğimiz yıllarda da Bursaspor'un yabancı futbolcuları vardı. Özellikle Göran Sorloth, hemen hatırladığım işte Norveç'te bir futbolcuydu. Öyle 3-4 gün izne gittiği zaman ülkesine özleyerek geldiğini, buradaki tantanayı özlediğini, orada müthiş bir durağanlık olduğunu, adeta ölü gibi bir ülke olduğunu söylerdi Norveç'in. İşte her şey yolunda gidiyor. Sorunsuzluktan insanlar intihar ediyor. Halbuki ben İstanbul Havaalanı'na
Yeşilköy'e indiğimde yaşadığımı anlıyorum. Daha kapıdan çıkarken işte taksiciler birbiriyle kavga ediyor, kornalar çalıyor, bir harala gürele var. Burada hayat var diyordu. Yani hangisi doğru, hangisi güzel bilmiyoruz ama sonuçta hayat güzel. Kim kendini nasıl rahat hissediyorsa diyelim, teşekkür ediyoruz. Biraz tabii futbolunda dışına çıktık. Evet, antrenmanda da tabii 5-2'ler devam ediyor. Dar alanda pas çalışması, yine sizlere biraz Almanya ile ilgili, bu etapla ilgili bilgi verirken Mehmet Gerçek'sin açıklamalarını dinlediğiniz bölümde bu çalışmada devam etti. Uzak kalenin orada devam ediyor. 3 grup halinde çalışmalar sürüyor. Şu anda dikkatinizi çekmiştir, sahanın ortasına konan 4 tane özellikle duran top çalışmalarında kullanılan orada figürler var. Şimdi onlar hazırlandı. Bununla ilgili bir çalışma başlayacak. Evet, şu an itibariyle 35 dakikayı geride bıraktık. Bursa sporumuzun Almanya kampındaki 9. gün akşam antrenmanında. Evet, şu anda hazırlık yapılmıştı. Tam sahada bir çalışma gerçekleşecek. Birazdan daha çalışmanın ana hatlarıyla ilgili Ertuğrul Hoca gösterdi, yine Ömer Hoca, diğer yardımcı hocalarımız gösterdi. Biraz daha sizlere buradan net bir şekilde hemen yapılacak antrenmanın nasıl bir antrenman olduğunu aktaracağız. Şu anda sahada hazırlıklar var. Yakın tarafta yelekler dağıtılıyor. Sarı yelek, Sivok, Serdar Erdem, Emre Taşdemir, Ozan Tufan. Şu an görebildiğimiz ne bir grupta turuncu yelekli bir grup var. Kenan Ertuğrul, Sedat, Emre, Mert ve Harun yine bu kalede. Birazdan göreceğiz nasıl bir çalışma yapıldığını. Sahanın diğer tarafında ise uzak olan bölümünde oyuncular henüz yelek giymediler. Orada biraz önce bahsettiğimiz o baraj çalışmalarında kullanılan figürlerin yanında şu anda Bakan Bu'yu görüyorum. Enes var, Volkan var, Aydın var sol başta. Her iki başta iki oyuncu var. Şu anda diğer ortadakilere de Josue ile Furkan geldi. En sağ başta ise Ozan İpek'te Oğuzhan var. Uzak kalede yine büyük ihtimalle orada bir yan top çalışması olabilir. İki genç kalecimiz Muhammed ve Okan o noktada. Şu anda Ertuğrul Hoca'nın yanında Traore ile Horkera var. Onlara çalışmayı gösteriyor. Oradaki bütün ekibe Şamil'i görüyorum yine orada. Hemen arkasında da Bekir var. Evet, Ömer Hoca orada şu an savunma oyuncularına, savunmadaki gruba aktarıyor. Şu an bütün savunma hattı Ömer Hoca ile birlikte geliyor. Diğer isimler de geldiler ve tekrar ileri doğru gidiyorlar. Yavaş yavaş da güneş de zaman zaman diyelim bulutların arasından çıkıyor. Şu anda da tam sahanın üstüne vuruyor ama gökyüzü oldukça kapalı. Her an bu hava yağmura da çevirebilir. Son özellikle 4-5 gündür Almanya'da takımımızın karşılaştığı bu şekilde bir anda bir 10 dakikalık sağanak yağmur oluyor. Ardından güneş açıyor, tekrar hava kapıyor. Farklı bir, hakikaten özellikle şu son 4-5 gündür farklı bir havada, farklı bir iklimde çalışıyoruz. Evet, şu anda ben yakın taraftaki çalışmayı aktarıyoruz. Bu savunmadan çıkış. Sırasıyla turuncu takım ve sarı takım, sarı yelekli oyuncularımız
savunmadan çıkma üstüne. Burada ilk başta yapılan bir ileriye doğru koşu var. Sonra bir şaşırtma koşusu. Ardından hızlı geriye dönüşte biraz daha rahat pozisyonda top alma. Savunmadan çıkışta biraz daha risksiz bir çıkış gerçekleştirme adına. Evet, sahanın uzak tarafındaki çalışma ise orada orta sahadan ilk topla çıkış var, ardından tek top yapılıyor. Orada ya kanattan gelen oyuncu veya ortadan gelen oyuncu ise son vuruşu yapıp ağlarla buluşturmaya çalışıyor. Şu anda Oğuzhan Josue'den aldı pası, ceza sahasına girdi, uzak direğe, top dışarı çıktı. Mert oyunu başlattı bu kez. Ozan iki savunmanın ortasına girip topu aldı. Tabii tarafta yine Oğuzhan. Oğuzhan'ın şutu isabetli değil. Genellikle kanat oyuncularını şu anda çalışmanın içinde görüyoruz. Tabii bölge gereği, kenar forvet de diyebiliriz. Bölge gereği özellikle o ceza sahasının çapraz girişlerde, çapraz açıda kaleciyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunun için yapılan bir çalışma. Uzun mesafeli de bir koşu var. Burada pası verdikten sonra yarı sahanın ortasından ceza sahasına kadar topu sürerek ilerliyor. Bu arada Aydın'ın şutu vardı. Muhammed sahana yatıp aldı. Evet, şu an Ertuğrul Hoca kez daha çalışmayla ilgili. Evet, Traore'den şu anda pası aldı. Evet, Ertuğrul Hoca biraz oradaki o pası değiştirdi. İkinci pasta farklı bir uygulama yapılacak. Kısa bir şaşırtma koşusu var. Ardından oyuncunun koşusu devam edecek. Ve derin bir topla kaleciyle karşı karşıya kalacak veya savunmanın arkasına atılacak bir top. Şu anda Furkan
Okan'ın vuruşunda Muhammed. Sol tarafta savunma bloğu, sağ tarafta ise hücum kısmı, direkt hücum aksiyonlarının içinde bulunacak oyuncular var. Oğuzhan Josue üstüne atladı. Enes bıraktı Josue. Az farkla dışarı çıktı direğin üstünden. Evet, bu arada Josue de orada Okan'a yanlış görmediysek biraz da ayakta kalmasını söyledi. Okan top ayağından çıkmadan soluna doğru yatmıştı ama Josue ayakta kal dedi genç kaleciye. Bakan bu biraz kavisli giden topu Okan'ın üstüne. Bu grupta Horkera, Oğuzhan, Josue, Bakan bu, Traore ve Enes var. Şu an Josue güzel bir gol denemesiydi, olmadı. Şimdi Ertuğrul Hoca o grupta. Evet. Bir kez daha çok kısa bir uyarı yaptı. Biraz daha hem koşuların hem de pasların biraz daha hızlı olmasını istedi. Orada biraz daha keskin hareketler görmek istiyor Ertuğrul Hoca. Özellikle o son paslarda orada onun öncesindeki koşuları iyi göstermesini istedi oyuncuların. Bakan bu sağ ayağıyla dışarı. Evet, biraz daha savunma oyuncularının çalışmasına dönüyoruz. Şu anda onlar da bölgede. Ersel Hoca yine orada, Ömer Hoca orada. Biraz savunma çıkışı ve burada özellikle savunma bloğunun öndeki oyuncuyla birlikte toplu hareket etmesini sağlamak için biraz daha bu konuya ağırlık veriyorlar. Özellikle tabii Ömer Hoca savunmanın merkezinde yıllarca görev yaptı. Yine Ersel Hoca savunmanın sağında iki savunma çıkışlı, iki iyi savunma oyuncusu orada da bu çalışmanın içindeler. Ersel Hoca biraz daha kanattaki oyunculara yakın. Burada Ömer Hoca da hemen merkezde oynayan oyuncularla birlikte. Evet. Bu arada iki çalışma arasında, hücum ve savunma çalışması arasında zaman zaman değişmeler oluyor. Şu anda hemen Ömer Hoca'nın yanında Traore var. Traore Şamil'le değişti. Tabii o bölgede oynayan oyuncular hem savunma hem de hücum karakterli iki organizasyonun içinde de yer aldıkları için iki farklı grupla da çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an turuncu takımda Traore. Biraz önce Şamil o bölümdeydi. Traore geldi. Çalışmanın başında yine Ozan Tufan oradaydı. Peki bu sezon başı çalışmaları tabii artık yavaş yavaş başlayacak. Süper Kupa'dan 2015-2016 sezonu öncesi de
takımın artık oyun şablonunun, oyun karakterini yavaş yavaş belirmeye başladı. Görev tanımlarını, oyuncuların görev tanımlarını yavaş yavaş yapılmaya başladığı dönemler. O yüzden burada çalışmalarda bütün oyuncular oynayabilecekleri olası pozisyonlar için hazırlanıyor. Ondaki çalışmalara katılıyor. Evet, diğer tarafta ise ne Ertuğrul Hoca'nın gösterdiği gibi o çalışma devam ediyor. Orta sahada yapılan pas trafiği ve savunma arkasına yapılan koşunun sonrasında burada yine sert bir pasla ve kaleciyle karşı karşıya kalmaya çalışıyor oyuncularımız. Evet, kısa bir ara verildi. Yine başladı çalışma. Bu dönemde özellikle Almanya kampında antrenmanları aktarıyoruz. Pek çok antrenmanda çalışmalar sık sık kısa aralıklarla kesiliyor. Başta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere yardımcı antrenörlerimiz uyarılarda bulunuyor. Aslında sezon içindeki çalışmalarda ekrana getirdiklerimizde veya taktik çalışmalar haricinde çok fazla bu tarz kesintiler olmuyor. Sadece maç öncesi yapılan duran top veya hücum organizasyonlarının çalışıldığı bölümlerde bu kadar çok sık kesiliyor antrenmanlar. Ancak tabii sezon öncesi çalışma olduğu için şu anda sistem oturtma yönünde çok yoğun bir çaba olduğu için antrenmanlar çok fazla uyarılar geliyor. Sezon içerisinde ise antrenmanlar biraz daha kendi akışı içerisinde gelişiyor. Ve çok aksi bir durum olmadığı sürece çok fazla o çalışmalarda da böyle kesintiler olmuyor. Ancak sezon başı olduğu için dediğimiz gibi Ertuğrul Hoca oldukça fazla uyarılarda bulunuyor. Oyunculara hemen bu notu da ekleyelim. Evet, çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15-20 dakikadır süren bir çalışma. Bir kez daha antrenmanı yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz için hemen kısaca aktaralım. İki tarafta iki farklı çalışma var. Şu an uzak tarafta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın olduğu bölümde hücum ağırlıklı bir antrenman gerçekleşiyor. Orta saha oyuncuları burada defansif ve hücuma yönelik orta saha oyuncuları artı forvet oyuncuları orta sahadan çıkış biraz daha savunma arkasına yapılan koşularla ilgili bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hemen yakın tarafta ise Ömer Hoca'nın şu anda oyunculara talimatları da birazdan ekranlarınıza gelecek. Orada da Ersel Hoca ile birlikte Ömer Hoca ve Ersel Hoca'nın olduğu grupta ise tamamen savunma oyuncuları sadece bir adet orada orta saha oyuncusu var. Bu grupta ise biraz daha savunmadaki pas akışı, pas trafiği ve orada savunmadan yapılacak çıkışlar için bir çalışma sürdürülüyor. Şu anda yarın oynanması muhtemel Sivas maçı ile ilgili de görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Bu sürede kısa bir bilgi de aldık maçla ilgili. Daha önce de belirtmiştik ne paralel bir açıklama olacak ama bir kez daha hatırlatalım. Şu an bizim bulunduğumuz bölge Almanya'nın kuzey bölgesinde ancak tabii sınıra yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafe var. Ve maçın oynanacağı stat, planlanan stat daha yakın bölgede sınır, daha yüksekte bir bölge. Yani Hollanda sınırına daha yakın bir bölge. Orada çok daha etkili bir yağış olduğunu söylüyorlar ve liglerin başlaması sebebiyle de bu yağan yağış nedeniyle zeminler çok ağırlaşmış. Orada zeminlerde ciddi sorun var ve burada Alman kulüpleri de yani daha önceden planlanan stadyum kullanan iki kulüp bu yağış nedeniyle liglerin başlaması sebebiyle Almanya Futbol Federasyonu'na sahalarını kullandırmak istemediklerini söylüyorlar. Bunu bir yazıyla iletiyorlar. Ve burada da
Almanya Futbol Federasyonu da biraz kendi kulüplerine tabii korumacı davranıyor ve bu stadyumun şu an maç için kullanılmayacağını belirtiyor. Bunun için görüşmeler sürüyor. Yine temaslar sürüyor. Tabii Almanya'da çok fazla saha var. Biraz tabii maçın yapılacağı, maç oynanması için uygun olması gerekiyor. Biraz da antrenman sahası değil. Biraz daha büyük bir stadyum bulunmaya çalışılıyor. Bu açıdan bu bölgedeki, yakın bölgedeki bütün stadyumlarla, buradaki yetkililerin hepsiyle görüşmeler sürüyor. Yine gelişme oldukça biz aktaracağız. Evet, bu arada antrenmanın bir bölümünde sizlere evet, antrenmanın başında sizlere havayı söylemiştik. Bir bölümde çok kısa bir güneş açmıştı, ancak şu anda yine bulutlar geldi. Büyük ihtimalle buradaki rüzgar sesi de kulaklarınıza kadar geliyordur. Hafif bir yağış da başladı, ancak şu an havaya bakarak söyleyebiliriz ki bir 5-10 dakika içinde iyice şiddetini arttırması muhtemel. Çok fazla yani belli dönemler hariç ülkemizde rastladığımız bir hava durumu değil. Belki sonbahardan kışa geçiş dönemi gibi düşünebilirsiniz. O sürekli kapalı, çok nadir güneş gözüküyor. Bulutlu bir hava ve bir anda gelip çok şiddetli bir yağış bırakıyor. Tabii burada rüzgarın etkisi de var. Rüzgarın etkisi de çok şiddetli bir yağış bırakıyor ve ardından duruyor. Tabii Mönchengladbach maçında özellikle bu yağış bütün maç boyunca sürmüştü. Maçın ardından biraz daha hafiflemişti. Şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Rüzgarla birlikte hava da çok alçaldı. Birazdan büyük ihtimalle çok kuvvetli bir yağış da gelebilir. Evet, Bursa Spor'umuzun akşam çalışması sürüyor Almanya kampının 9. günde. Şu an itibariyle çalışmada 1 saat 10 dakikalık bölüm geride kaldı. Hemen bölüme kadar yayınımızı kapatmadan önce kısa bir özet yapalım. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 15 dakikalık bir 5-2 çalışma oldu ve şu anda da sahanın iki tarafında bir bölümde savunma, diğer tarafta ise hücum organizasyonlarına yönelik çalışma yapılıyor. Şu an yarın oynanacak maçla ilgili görüşmeler sürüyor. Son bilgi olarak bunu verebiliriz. Farklı bir saha arayışı var. Yine gelişmeler oldukça bu ekranlardan sizlere Bursa Spor'umuzla ilgili son bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik yayınımızın sonuna geliyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.